Ben tabii çok düz bir şekilde hani şunu sormak istiyorum. Ya evrim nedir? Bize böyle hani kısaca bir anlatır mısın? Evrim aslında çok aşırı basit, anlaması o kadar basit bir Evet. şey ki, tür içerisindeki ya da bir türün popülasyonu içerisindeki genlerin veya o genler tarafından üretilen özelliklerin dağılımını, yani popülasyon içerisinde şu özellikten kaç tane var, popülasyonun genelinin oranında bu özellikten kaç tane var, ki o özellikler milyonlarca olabilir. Bir insanı tanımlayan, insanı insan yapan özellikleri düşünün ki, bu en küçük hücrenin en küçük kimyasal yolağının detaylarından işte saç rengimize, göz rengimize kadar olan her şeyden bahsediyorum. Bu özelliklerin dağılımının nesiller içerisinde değişmesi evrim. Yani gelişim mesela çok kolay anlıyoruz. İşte bir bebek doğuyor ya da işte spermle yumurta buluşuyor. Ondan sonra bir hücreler bölünmesi silsilesi yaşanıyor. Organlar oluşuyor. İşte doğum oluyor. Bebek büyüyor, çocuk oluyor falan filan. Bunu çok rahat anlıyoruz ama nedense türlerin benzer bir süreçten geçtiği gerçeğini anlamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü onu görmek için çok daha uzun süreler beklemek gerekiyor ya da işte farklı veri hatlarına bakmak gerekiyor nasıl olduğunu görmek için. O da herkesin yaptığı, gündelik yaşamında gördüğü bir şey olmadığı için evrimi anlayamıyoruz. Ama evrim, popülasyon içerisindeki tür ve özelliklerin nesiller içerisinde, özelliklerin dağılımının nesiller içerisinde değişmesinden ibaret. Burada şunu görüyoruz. Bu şey demek değil, yani maymunun insana dönüşmesi demek değil ya da ne bileyim bir işte gergedanın ne bileyim balinaya dönüşmesi demek değil. Bu, yani bu tür büyük değişimler evrimin tanımı değil. Bunlar sonucu evrim. Yani süreç yaşanıyor ve o yaşanan sürecin nihayetinde belirli değişimler, belirli büyük değişimler birikmiş oluyor ve biz diyoruz ki ha, bu türün atası şu tür bir canlıymış diyoruz. Ama evrimin kendisi değil bu. İşte ben bunu hep şeyle anlatıyorum. Nehir akıyor ve her aktığı yerde işte ölçecek olursanız her yıl 1 milimetre belki yatağını kazıyor mesela. Şimdi bunu Colorado Nehri on milyonlarca yıldır yaptığında büyük kanyon oluşuyor. Ama nehrin akışının ya da o mekanizmanın kanyonu üretmek gibi bir amacı yok ya da nehrin akışıyla o aşınma arasındaki ilişkiyi kanyon üzerinden anlatmıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte sürtünme kuvvetiyle anlatıyoruz. Oradaki mekanizmayı anlatıyoruz. Evrim de aynı şekilde. Evrim maymundan insana geçişle ilgili bir süreç değil. O onun sonucu. Dolayısıyla evrimi daha tanımını düzgün anladığımız zaman, ha evet ya, bütün canlılar, etrafımızdaki bütün canlılar çevre şartları durmaksızın değiştiği için ve buna bağlı olarak işte sadece bu değil tabii yöntem, ama doğal seçilim en çok bilinen olduğu için daha uyumlu onlara sahip olanlar daha kolay hayatta kalıyor ve daha çok ve dolayısıyla kendilerini o avantajlı kılan şeyleri gelecek nesle daha çok aktarıyorlar. Böylelikle bir sonraki nesilde aynı özellikleri ölçtüğünüzde bir önceki nesle göre bir miktar değiştiğini görüyoruz. İşte evrim dediğimiz şey bu. Ama işte insanlar bu noktadan işte kocaman değişimlere, işte tek hücrenin milyarlarca farklı türe evrimleşebileceğin sonucuna ulaşmakta zorlanıyorlar. Bu zor bir şey. İnsan aklı buna uyumlu değil. Bir yıldızın patlamasından gezegenlerin oluşabileceğini falan da hayal edemiyoruz. İklimin değişip de bizi bundan birkaç yüzyıl sonra yok edeceğini de hayal edemiyoruz. İşte dediğim gibi nehrin, ufacık bir nehrin 1 milimetre kazışının devasa yeryüzündeki en büyük güzelliklerden bir tanesini var edebileceğini de anlayamıyoruz. Dolayısıyla o ufak değişimlerin maymunsu canlılardan insanı ya da ne bileyim başka canlılardan başka modern canlıları oluşturabileceği gerçeğini de anlamakta zorlanıyoruz. Ama tabii bizim anlamakta zorlanıyor olmamız işin öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Birazcık bunu fark etmek lazım. Yani evrimi böyle bir genel çerçevede anlatabilirim. Tabii daha farklı seviyelerde anlatmak da mümkün ama. Yani bu en ana, en temel versiyon. Yani şunu diyebilir sanırım. Gözle görülebilecek değişimler hani hemen yani öyle bir sonuç vermiyor bize değil mi? Yani Evet, ya biraz neye uzun baktığınıza yıllardır. bağlı aslında birazcık. Yani bazen ya mesela işte deri sırt, diken sırtlı balıklar falan var. Böyle yaşadıkları gölde çok ciddi bir değişim olduğunda 2-3 nesil içerisinde tamamen başka görünümlü. Tamam, baktığında balık aynı genel türe ait bir balık olduğunu anlıyorsun ama tamamen farklı özelliklere sahip bir balığa evrimleşebildiklerini görüyoruz. Bu sürekli devam ettiği zaman, yani damlaya damlaya göl olur olayı o. Evet, her bir damlaya baktığın zaman dediğin gibi hani ya tamam çok da büyük bir değişim değil bu diye düşünüyor insan. Tamam değil zaten. Kimse büyük bir değişim olduğunu söylemiyor ya da büyük bir değişim olması gerektiğini söylemiyor. Ama o değişimler birikiyor. İşte burada bir diğer kritik nokta da o, senin dediğin noktayla uyumlu bir şekilde birikimli değişim. Şimdi bir canlının deri rengi değişirken saç rengi eski haline dönmüyor ki. Deri rengi değiştiğinde saç rengi de ondan önce değiştiyse aynı kalıyor. Ya da o da değişmeye devam ediyor. Yani bütün o milyonlarca özellik biri bir yönde değiştiği zaman diğeri eski yine geri dönmüyor. O da neyse değiştiyse o yönde kalıyor ya da o da değişmeye devam ediyor çevre şartları neyi gerektiriyorsa. İşte bu
birikimli seçilim. Yani o damlaya damlaya, eğer ki her bir damla yok olsaydı, buharlaşsaydı göl oluşamazdı. Ama o damlaya damlaya birikmeye devam ettiği sürece göl oluşmak zorundadır. Bu yani mantıksal bir zorunluluktur. Ha, biri gösterirse bütün evrimsel süreçte özellikler aslında eskisine dönüyor. O zaman ha evet öyle değilmiş deriz. Ama nereye bakarsak bakalım, hangi türe bakarsak bakalım, hepsinde bu birikimli değişimi görebiliyoruz. İşte bunu genlerde izleri var, fosillerde izleri var, günümüzdeki değişimlerden görüyoruz. Ve diyoruz ki ha evet demek ki bu böyleymiş. Bunun bir diğer şey de şu. Mesela niye fizik yasalarının 100 milyon yıl önce de aynı olduğunu düşünüyoruz ki, eğer evrimde bu kadar sıkıntı çekiyorsak, hani damlaya damlaya göl olmasında bir sıkıntımız varsa, belki fizik yasaları da farklıydı o zaman 100 milyon yıl önce. Yer çekimi çekmiyordu da itiyordu mesela, atıyorum çok ekstrem bir örnek verecek olursak. Niye böyle düşünmüyoruz? Birincisi, onu öyle düşünmemiz için bir motivasyon yok. Başta konuştuğumuz gibi evrim konusunda bir çatışma motivasyonu var. Yanlışlama ihtiyacı duyuyoruz. O yüzden abuk subuk bir dolu argüman ileri sürüyoruz. İkincisi de bilimin genel bir varsayımıdır bu. Uniformitarianizm diyoruz buna. Yani yasalar, doğanın kendi yapısından, dokusundan kaynaklı yasaların durup dururken değişmeleri için bir neden görmüyoruz. Ama belki değişiyordur. O zaman birçok varsayımımızı terk edeceğiz, ama o zaman zaten evrim düşüneceğimiz son şey olacak. Yani fizikle ilgili bildiğimiz her şey yanlış olurdu mesela. Dolayısıyla bu damlaya damlaya göl olur mantığının da çok iyi anlaşılması gerekiyor evrimde. O birikimli seçilim mantığının ve yasaların istikrarlı bir şekilde kendilerini tekrar eden süreçler olduğu ve bunun bu şekilde başlangıçtan bu yana, belki ufak tefek değişimler olmuştur. İşte atıyorum kütle çekimi yoktu mesela büyük patlamadan kısa bir süre sonra, ama o dört kuvvet ayrıldı ve o günden bugüne dört temel kuvvet aynı şekilde işlemiştir. Devam ediyor. Aynı şey evrim yasası için de geçerli. Evrim de bu açıdan bir doğa yasası. Yani o belirli genlerle tanımlanan, belirli özelliklerle tanımlanan birimlerin var olma mücadelesi ve çoğalma mücadelesi verip de çevre şartlarına göre bazılarının başarılı, bazılarının dezavantajlı olması sonucunda bir sonraki neslin başarılılar üzerinden tanımlanması halinde o gen ve özelliklerin dağılımının nesiller içerisinde değişmek zorunda olması bir doğa yasası. Yani bu açıdan da anlamak gerekiyor. Yani bazen o evrim teori midir, gerçek midir, yasa mıdır falan filan konusunda da çok ciddi sıkıntılar olabiliyor. Yani evrim bir doğa yasası olarak evrenin dokusundan kaynaklı bir. Mesela ben işte robotlara uyguladım onu, gene çalıştı. Çünkü doğa yasası. Yani doğa yasası öyle canlılarda çalışıp da başka bir benzer sistemde çalışmamazlık edemez ki, edemiyor da, gerçekten çalışıyor aynı şekilde. Mesela kimyada öyle, aynı şekilde işte 2018 Nobel Kimya Ödülü'nde gördüğümüz gibi mesela. Dedim ya, farklı seviyelerde anlatmak mümkün diye evrimi. İşte bu mesela o seviyelerden bir diğeri. Aslında yani bizim temel problemimiz, yani genç nesillere anlatma konusunda şunu fark edemiyorlar. Günlük deneyimlerimizle de aslında biz bunu kavrayabiliriz, bir sürekliliği anlayabiliriz. Fizik yasalarını günlük olarak deneyimleyebiliyoruz. Yani bir nesneyi havadan bıraktığımız zaman yere düşüyor ve diyoruz ki evet gerçekten var. Ama evrim de aslında bu şekilde hani günlük deneyimlerimizle kavrayabileceğimiz bir şey. Yani orayı bir vurgu yapmanı biraz da istedim. Tabii. Ve anlamak istedim aslında. Yani evrim deyince sadece böyle çok büyük değişimleri değil, aynı zamanda ufak ufak olan değişimleri de anlıyoruz değil mi? Yani ben tabii. Evet. Dedim ya, yani illa maymunun insana dönüşmesi, o zaten evrimin olayı, o evrimin kendisi değil ki o. Yani evrimin bir sonucu, evrim sürekli devam ediyor. Yani kütle çekimi üzerinden de gene düşünebiliriz. Yani kütle çekiminin tanımlarken biz gezegen oluşturma mekanizması diye anlatıyor muyuz mesela, ya da yıldız oluşturma mekanizması? Hayır, anlatmıyoruz. O onun sonuçlarından bir tanesi. Kütle çekim, kütlede bütün cisimlerin birbirlerine uyguladıkları, daha doğrusu uzay zamanı bükmelerine ötürü vesaire, Einstein açısından düşünecek olursak bir doğa yasası. Yani temelini anlatıyoruz. Ondan sonra temel de çok ufak. Ne var yani, işte iki tane cisim birbirine çekmiş. Ama o iki tane cismin birbirini çekmesi sayesinde şu an ayaklarımızı üzerine bastığımız gezegen var mesela. Evrim de bu şekilde. Biraz şöyle düşünmek lazım. Doğada nereye baktığımızda bir şeylerin yoktan böyle puf diye var olduğunu gördük ki canlılık o şekilde var olmuş olsun. Yani insan ya da geyik ya da keçi o şekilde var olmuş olsun. Bir sürekliliği aramayı beklememiz lazım zaten doğal olarak. Her şey sürekli. O büyük patlama anından günümüze kadar olan her şey bağlantılı birbiriyle. O yüzden kalsın, eğer ki bir turta yapmak isterseniz hiç yoktan evreni baştan yaratmanız gerekirdi diyor. Çünkü o turtanın içindeki atomların tarihini geriye doğru takip edecek olursak en nihayetinde büyük patlamaya kadar gitmemiz gerekiyor çünkü. Olay dediğin gibi, yani bu çok aslında içsel bir şey olmalı, ama anlamak da lazım insanın neden büyük zaman dilimlerini anlamakta zorlandığını. Çünkü genetik olarak 38 yıl yaşayabilecek bir sürü kabaca. İşte modern tekniklerle vesaire, işte tıpla
beslenmemizin gelişmesiyle. Onu şimdi 70'e 80'e kadar çıkardık. Genlerimizle oynarsak bir bu kadar daha arttırırız muhtemelen. Ama bizim sözünü ettiğimiz süreç bu zaman diliminde 80 yılda 100 yılda neredeyse hiç yani bir saniye bile değil jeolojik zaman skalasında milyon yıldan bahsederken 100 mil yani milyon yıl bile neredeyse bir hiç. Dolayısıyla tabii anlamak lazım ama birazcık zekayı da kafayı da kullanmak gerekiyor. Evet, teşekkür ederim.